genel güvenlik zafiyetleri hemen hemen tüm sitelerde uygulanabiliyor. Ama bir de dile, platforma göre, kullanılan teknolojilere göre özel güvenlik zafiyetleri var. Onlar da ayrıca aynı şekilde öğrenilmesi gerekiyor. Mesela database'e erişeceksin ama database hangisi? MySQL mi, PostgreSQL mi, Oracle, SQL Server, NoSQL vesaire hepsinin hem kendisine özel güvenlik zafiyetleri ve hacking yöntemleri var. Ya da güvenlik alma, secure coding yöntemleri var. Ya da onların kendi içinde bir de versiyonla alakalı güvenlik zafiyetleri var. Yani bu sonsuz bir alan diyebilirim. Ama ortaklaştırılmış artık bazı güvenlik zafiyetleri var. Bunlar da OWASP ile globalde bir organizasyon şeklinde aslında çok uzun yıllardır ben hacking'e başladığımdan beri var yani. 2000'lerin başından beri yani doğru hatırlıyorsam öyle var bunlar ve her yıl güvenlik zafiyetlerini top 10 güvenlik zafiyetlerini yayınlıyorlar. İlk 10 yani. Tabii ki yüzlerce belki çok daha fazla güvenlik zafiyeti var ama bunlar en yaygın bulunan güvenlik zafiyetleri oluyor. Onunla ilgili de benim profilde sunum yayınladım zaten. Ona bakarsanız en azından top 10 listesini görüp anlayabilirsiniz. Mesela JavaScript tarafında bir video paylaştım. O da sadece JavaScript odaklı güvenlik kodun, secure kodun olarak anlatıyor. Dün benle alakalı. Bu arada sesini açmış. Soru mu gelecek? Dün SQL ile alakalı bir sohbet oldu ya grupta Sema. Onunla ilgili de şöyle söyleyeyim. Bunun mantığı şu aslında. SQL içerisinde ki bu SQL Server'da olur, Oracle, PostgreSQL fark etmiyor. Bunların içerisinde gerçekten devasa bir programlama altyapısı var. Ve siz bunları production ya da herhangi bir ortamda kullanırken onların işletim sistemi üzerinde çok ciddi bir yapılandırmaları var. Yani sizin işletim sisteminize hem network'ünüze vesaire konfigürasyon amacıyla hem erişmesi hem yönetmesi vesaire gerekebiliyor. Çünkü işin doğası bunu gerektiriyor. Yani database çalışmaları bunu gerektiriyor. Ve siz de tabii ki bu yapılandırmaları doğru şekilde yapamazsınız. İçerisindeki programlamayı saymıyorum bile zaten. O devasa derinlikte bir şey. Ama yapılandırmayı doğru yapamazsanız güvenlik odaklı çalışmaları vesaire, konfigürasyonları ki bu da DBA'lerin işidir. Database Administrator. Ama her DBA iyi bir güvenlikçi değildir. Hatta çoğusu bilmez bile. Mesela sizin gönderdiğiniz gibi bir tanesi. Güvenlik farklı bir bakış açısı gerektiriyor. Database güvenliği mesela. Sadece database için database güvenliği. Hatta SQL Server uzmanı, o konuda güvenlik konusunda uzman olan birisi, işin mantığını çok iyi bilebilir ama Oracle'da onları uygulayamaz. Sadece Oracle'ı iyi bilen birisinin yardımıyla orada uygulanabilir. Ya da Oracle odaklı bir güvenlik uzmanlığı gerekebilir. Ama tabii ki temel mantığı çok iyi bilir eğer birisinde uzmansa diyebilirim. Ve içerisinde de programlama var tabii ki. Mesela SQL Server'da T-SQL var. Oracle'da PL-SQL var. PostgreSQL'de PG-PL-SQL, PL-PG-SQL var. PL-PG-SQL, Procedural Blah Blah-SQL. Bunların hepsi çok güçlü. Hani yıllardır geliştiriliyor binlerce kişi tarafından. Ve veri tabanı doğası gereği işletim sistemine de komut gönderebiliyor olmalı. Ve bunun içinde bazı konfigürasyon ayarları var. Default'ta kapalıdır. Yani işletim sistemine talimat gönderebileceği, işletim sisteminin anlayacağı komutları gönderebileceği. Mesela diyelim ki Windows'ta CMDD komut yazıyorsunuz ya. Komut satırında komutlar yazıyorsunuz falan terminalde. Diyelim ki oradaki komut yapısı ya da Windows'ta PowerShell mesela. Burada bu komutları siz SQL ile paketleyerek, paketleme dedim aslında sorgu olarak gönderiyorsunuz yani çok müthiş değişik bir şey değil. O sorguları işletim sistemine gönderebiliyorsunuz.
Zaten bunu yapıyorsan bir network admin kadar network'te cirit atabilirsin demektir. O sizin gönderdiğiniz videoda da hatta benim işte 8 yıl önce yazdığım kitapta da zaten bunu anlatıyorum. O XP ile XP ile başlayan bir şey var. CMD Shell var mesela. Onun yaptığı şey aslında işletim sistemine bir shell, bir kabuk oluşturmak. Siz ona komutlar gönderiyorsunuz. O ya da onun yardımıyla diyelim işletim sistemine talimat vermiş oluyorsunuz. Orada da işletim sisteminin gücü zaten tahmin edersiniz. İster network'e erişirsin, ister oradan herhangi bir device, bir aygıt bağlıysa onu yönetebilirsin. Ona talimatlar verebilirsin. Yani sistemi hackleyerek o network'e bağlı drone'u bile uçurabilirsin aslında. Gibi. Gerçekten bayağı ilginç bir konu hocam. Ben de biraz bu aralar TSQL ile ilgileniyorum. Oradan başlarken aslında biraz bu yönetim kısmına falan da değinmeye başladık. Aslında işte Baki Abacı var. Belki biliyorsunuzdur. O da BMC diye bir şirketten SQL Bootcamp düzenliyorlardı. Ona katılıyordum. İşte orada paylaşmışlar videoyu da. İlgimi çekince arkadaşlarla da paylaşmak istedim ama bayağı zaten olan bir şeymiş. Öğrenmiş oldum. Yani Evet. bunları da daha inceleme fırsatım olmadığı için yorum yapmak istemedim. Sınavım vardı bugün. Peki. Başka soru ya da düşünce bir şey var mı? Bugün ne yapacağız? Bekliyorsunuz merakla. Bugün sizi biraz hızlandıralım. Katılanlar şanslı. Videodan izleyen uyanıklar var. Ama çok fazla güvenmesinler. Şimdi sınav haftası diye bir şey demiyorum açıkçası. Videolar kaydedilmeyebilir yani. Bunu şimdiden söyleyeyim. Şimdi uyanıklardan bir tanesi benim hocam. Benim proje var biliyorum ilk defa. Onu konuştuk. Yani ona odaklanıyorsun. Normal bu. Bugün şöyle bir kendime izin vereyim dedim. İzin vermiş kendime sizin eğitime katılayım dedim. Peki. Şimdi. Hemen ekran paylaşacağım. Görüntümü alıyorum. Network'ü kasmasın. Evet. Bugün muhabbetimizin konusu web programlama. Artık Python'da web programlamaya geçiyoruz. Burada da daha önce dediğim gibi bazı alt başlıklar vesaire var. O yüzden bir giriş yapmamız gerekiyor. Hani neden şimdi geçtim? Önünüzde bir hafta olacak. Size de Flask ile ilgili, database ile ilgili tonla kaynak verdik. Yani JavaScript ilerliyor vesaire. Frontend tarafı da ilerliyor. O yüzden bunları birleştirebilmeniz için, web server tarafı ile birleştirebilmeniz için şimdiden bir önünü açayım dedim. En azından aklınızda böyle bir şeyler rayına otursun mantık olarak. Bir haftayı da böyle daha etkili kullanın. Öncelikle web programlama. Programlama nedir? Nereden başlayayım ben buraya? Diye düşünüyor insan ama neyse ki frontend tarafına başlattık sizi. Evet. Bakın W3 Schools üzerinde gayet güzel bir roadmap var. Buradan başlayacağım. Çünkü çok fazla görsel var. Güzel bu. Hani hızlı bakmak için bir şeylere. Frontend Development. Frontendçi arkadaşlar zaten bu konuştuklarımın şöyle bir yüzeysel olarak zaten biliyor olacaklar. Hatta uygulama yapmaya başlayanlar var aranızda. Burada frontend ve backend diye ikiye ayrılıyor öncelikle. Bizim web programlama dediğimiz şey. Frontend
bizim client'ımız oluyor. Yani şu tarayıcı içerisinde görünen, sağ tıkladığınızda sayfayı kaynağını görüntüle dediğinizde görüntülenen şu HTML var ya, içerisinde JavaScript var, Bootstrap var, CSS var filan. İşte bu bizim frontend çalışmamız. Bunu mesela frontend tarafında bayağı bir yazdınız. Bakın şurada script tagları var, metalar var, bir şeyler var. Bunların hepsini okuyabiliyor oluyorsunuz zaten. Merak ettiğiniz bir web sitesinin. Bir de bunun backend kısmı var. Backend de şu an aslında konuşmaya başladığımız kısım. Öncelikle tabii bir programlama dilini biliyor olmanız gerekiyordu ki backend'i yazasınız. O yüzden o taraflarda biraz uğraştık. Ve backend'de de biz gene Python kullanacağız. Database'leri kullanacağız. Python'ın özet geçtiğim bazı framework'leri var. Onları kullanacağız. Onları anlatmaya çalışacağım şimdi mantık olarak. Ve frontend tarafında roadmap istiyorsanız diyor ki learn the basics. Every web programmer must have a basic understanding of HTML, CSS and JavaScript. Siz bunları biliyorsunuz. Demek ki bir web programcının bilmek zorunda, en azından en temel seviyede bilmek zorunda olduğu konuyu biliyorsunuz. Bir şeyler yaptınız orada. Responsive design, web design is used in all types of modern web development diyor. Responsive web design, bunu bilmeyenler bir araştırsın, notlarınızı alın. Yani basit anlamda eskiden şöyle tasarımlar vardı işte, şöyle küçültüyordum mesela. Tamam, şuralar yamuluyor, burada kalıyor mesela görünmeyen kısımda. İşte küçültünce mesela şöyle dikkat ederseniz sol tarafta menü yok oldu sağdaki de. Çünkü ortadaki içeriği göstermeye odaklanıyor. Bakın bu responsive, boyutlandırıyor kendisi otomatik. Aynı şekilde tablet, cep telefonu içinde, akıllı telefonlar içinde gene mobil uygulama odaklı responsive. Yani siz uygulamanızda da çok temiz bir şekilde, sığdırılmış bir şekilde görebiliyor olacaksınız. Responsive web design kurallarına uyarsanız, o teknikleri uygularsanız diyelim, Bootstrap'te vesaire. ECMAScript 5, JavaScript 5 yani, is supported in all modern browsers. Take a good look at it, especially the new array functions. JavaScript global bir standart. Bunu hani bilmiyorsanız hatırlatmış olayım. Onun da standartları ECMAScript ile belirleniyor. ECMAScript standartları aslında JavaScript ile uygulanıyor. Orada da 5. versiyonun bütün modern tarayıcılarda uygulandığını söylüyor. Mesela tıkla, gel buraya. Bakın ES6 varmış değil mi? ES6 da var. Sadece JavaScript'in 5 versiyonu yok, 6 var. Tabii ki 5 versiyonu bütün modern tarayıcılarda artık destekleniyor. 6'da gelen özellikler de hani kimisinde biri destekleniyor, öbüründe bilmem neyi desteklenmiyor vesaire gibi durumlar var. Ama mesela kullanacağınız React içerisinde ECMAScript 6 çok önemli. Onun gücünü kullanıyor React. O yüzden 6 özelliklerini de biliyor olmanız lazım. Ya da biliyor olmanız, ki benim React sunumumu inceleyenler görmüştür. Orada bir Iron Man var. ECMAScript 6 olarak gösterilmiş. Onunla tasvir ettim. Orada ciddi bir güç katıyor. React'te kullanıyor bunları. Sorun var. Soru bu var. Evet. Devam ediyorum. HTML kısmını öğrendiniz zaten. Bunları incelersiniz. Bakın alta bakarsanız mesela bilmeyen için diyelim, what is HTML? HSP diye bir link çıkartıyor. What is HTTP? Yani HTTP'nin ne olduğunu bilmiyorsan tıkla işte. İşin mantığını gösteriyor. Ben de işin mantığını sağlam tutmaya çalışacağım sizde. Yani mantığı bilirseniz üzerine daha doğru inşa edersiniz. O yüzden şuradan bakalım. Neyi varmış? Neyi, derdi neymiş bunun? HTTP stands for Hypertext Transfer Protocol. Bir protokol. Yani
HTTP. Şu web sitelerin başında HTTP ya da HTTPS yazıyor ya. www yani W3, bakın W3 is about communication between web clients and servers. Bizim bu tarayıcılar üzerinden, ki tarayıcılara mahkum değiliz aslında ama yani kullanıcı odaklı düşündüğümüz için tarayıcılarla bunları yapabiliyoruz. www is about communication bla bla. Bizi client olarak görelim. w3schools.com geliştiricilerin de bunun sunucudaki şu ASP yazılımında, ki ölmüş bir yazılımdır bu. Microsoft'un 90'ların sonunda geliştirmeyi bıraktığı bir programlama dili. Klasik ASP bu. Şu anki .NET ile geliştirilen ASP.NET ya da ASP.NET Core değil bu. Bu klasik ASP. Şu anki PHP gibi. Ama öldü gitti. Rahmetli oldu. Ve tabii bunlar da değiştirmiyor. İşimizi görüyor diyor adamlar. Burada bizi client olarak düşünürsek server tarafı da diğer taraf. Ve bizimle o server tarafındaki yazılım arasında bir iletişim gerekiyor. İşte bunu da www standardıyla sağlıyor. Communication between client computers and web service is done by sending HTTP requests and receiving HTTP response. Yani şu client, yani ben burada şuradaki linke tarayıcı aracılığıyla istekte bulunduğumda bu bir request oluyor. HTTP request oluyor. Yani şuradan herhangi bir linke tıkladığımda ya da abc.com yazdığımda bu server tarafına gönderilen bir istek oluyor. Request. Bu standarttır. Her programlama dilinde aynı tasvir edilir. Çünkü standardın içinde var. Sunucunun bu request'i alıp herhangi bir işlem ne istiyorsa artık, derdi neyse request'in, onun sonucunda bir cevap dönmesi nereye? Server'dan client'a. Web sunucudan bana. Bu işleme de response diyoruz. World Wide Web Communication. WWWC. WWWC. Bu bir konsorsiyum olarak da geçer ayrıca. W3 konsorsiyum. The World Wide Web is about blah blah. Clients are often browsers. Chrome, Edge, Safari. Bakın görüyor musunuz? Firefox'u yazmamışlar. Edge daha dün doğdu. Internet Explorer öldü. Tamam mı? Öldürdüler sonunda. Çok dalga geçildi onlar. Ondan sonra Edge geldi ama Firefox yazmamışlar. Hoş değil. But they can be any type of program or device. Az önce dediğim gibi. Bu bir tarayıcı olmak zorunda değil. Benim geliştirdiğim, herhangi bir dille geliştirdiğim bir HTTP client yazılımı da terminal olabilir, masaüstü olabilir. Fark etmiyor ki zaten bu tarayıcı da bir yazılımdır. Onların içerisindeki bir HTTP işleyici yazılım da ya da bir device'deki, herhangi bir elektronik device'deki bir yazılım da gene bu işlemi yapıyor olacaktır. Herhangi bir Arduino'dan bile yapabilirsiniz. Yani Raspberry Pi vesaire. Fark etmiyor. Servers are... bu arada tarayıcı konusu, tarayıcılar genellikle yanlış bilinir. Yani şu tarayıcı meselesini pek anlamıyor genellikle insanlar. Bunu çok sıradan bir yazılım zannediyor ama hani basit, ne ki işte şurada ıvır zıvırlar var diyor. Bak buraya tıklıyorum diyor. İşte request atıyor diyor. Ben bunu üniversitedeyken öğrenci olarak yapmıştım diyor falan. Halbuki kendi yaptığı şey içeride sadece arka taraftaki diyelim Chrome ya da Internet Explorer ya da Firefox altyapısını kullanarak istek gönderen bir tane kontrolden ibaret. Tarayıcılar zorlu yazılımlardır. Ortalama 25 milyon satır civarı kod bulunur tarayıcılarda ve çok sağlam yazılımcılar tarafından yazılır. Sıradan yazılımlar değildir bunlar. 25-30 milyon satır civarı kod bulunur bunlarda. Ve dediğim gibi harbi yazılımcılar tarafından düzenli olarak geliştirilir. Mesela Firefox, düşün, Firefox'un vakfı Mozilla Foundation C++'la bunları geliştirirken lanet olsun dediler. Oturup kendi programlama dillerini yazdılar. Rust programlama dili. Benim de sürekli söylediğim var ya, Rust da kullanıyoruz, şunu da yapıyoruz. Rust'ı da diyor ki mesela C++ dilinden bıkmış, usanmış geliştiricileri hedefliyor diyor kısacası.
Rust'ı kendileri geliştirdi kendi sorunlarını çözmek için gibi. Yani adam kendi dilini geliştirdi tarayıcı işinden yani. Servers are most often computers in the cloud. Web clients, cloud, web server. Cloud'a geçiyorum. Bu tahmin edersiniz yani. Çok üzerinde durmaya gerek yok bence şu an. Web client, web servers. Web client dediğimizde aslında biz oluyoruz burada. Yani buradaki şu client yazılımı oluyor diyelim. Web server ise bu önemli. Web server'ın kendi içerisinde çok fazla terim var. Aslında onları da zamanla öğrenmeniz gerekecek. Web server bir tane hosting firmasından satın aldığınız host olabilir. Host nedir? www.blabla.com mesela cihanosem.com o domaini ben ayrı olarak satın alıyorum. O bir domaindir. Domaini ayrı satın alırım ve globalde domainler belli domain serverlarında barındırılırlar. Yani sizin kendi domainlerinizi oluşturmanız pek mümkün değil. Açıkçası bu global olarak yönetilir. Konsorsiyumlar tarafından. Belli uzantılar vardır. O standart uzantılarla ancak yapılabilir ve .com, .org, .net, .tr, .as herhangi bir domain uzantısının belli sağlayıcı web serverları vardır. Yani mesela .tr'yi uzun yıllar yanlış hatırlamıyorsam ODTÜ müydü, İTÜ müydü? Türkiye'de bir üniversitede yönetiyordu. O TR uzantılarını falan. Oradan iyi para kazanıyorlardı tabii. Sonra yani internet ilk geldiğinde falan mesela öyle devlet onlara vermiş bunu. Ondan sonra bunlar da para kazanıyor falan artık beleş gelir kapısı tabii. Geçtiğimiz yıllarda devlet bunu geri aldı sanırım. Son birkaç yıl içerisinde ki doğrusu oydu yani. Onların yeterli altyapısı bile yok. O kadar para kazanıyorlar, yatırım yapmıyorlardı falan. O da ayrı mesele. Yani domain server yönetimi diye bir şey var. Bu networkçilerin ya da sistem ağ yöneticilerin yaptığı iş değil. Mesela yıllar önce domain web serverlarına saldırılar yapıldı ki bu gerçekten efsane bir şeydir. Yani çok basit bir şey olamaz yani. Çok çok zor bir şey. Mesela .com. Sizin şurada .com diye yaptığınız şey var ya zımbırtı. Bunu yazdığınızda bunu arka tarafta işleyen bir serverlar ağı var. Arka tarafta. Siz bilmiyorsunuz tabii ki internet kendi içerisinde hani birbiriyle girif şekilde çalışıyor. Siz bir isteği yaptığınızda DNS tarafı çözülüyor. Domain name server. Bunun arkasında bir IP var. Ondan sonra bu .com İşte bu .com olduğu için mesela .com dünyadaki .com domainlerini yöneten onlarca ve devasa bir server altyapısı var. Gidiyor onlara istekte bulunuyor. Gidiyor. Yani aslında hepsi birbiriyle ilişkili. Adamlar .com serverlarına saldırdılar. Bu efsane bir saldırıydı. Bütün dünyada .com uzantılı siteler mesela ya açılamıyordu ya da çok geç açılıyordu. O saldırı da mesela DDoS atak dediğimiz aslında yani engellemesinin de çok kolay olmadığı yani mantıken de engellemenin çok kolay olmayacağı bir yöntem. Tabii ki o dağıtılabiliyor. Mesela Google web serverları tarafında bunu yapay zeka bir mantıkla dağıtabiliyorlar. Niye? Adamın milyonlarca web serverı var. Saldırı olarak tahmin ettiği şeyi onlara dağıtıyor. Ağa dağıtıyor. Ondan sonra da haliyle saldırı etkili olmuyor. Çünkü DDoS atak dediğimiz şey aslında kapasitesi diyelim tamamen örnek veriyorum. Normal standart bir siteden. Diyelim ki saniyede 1000 tane web request'ini karşılayabilir. Sen ona 1001 gönderdiğin zaman zaten sistem cevap veremez hale geliyor gibi düşünün. Yani Google'da diyelim ki saniyede bilmem kaç milyon web request'ine cevap versin. Birkaç milyar diyelim web request'e cevap versin. Onun üzerinde bir web request geldi mi o da kilitleniyor. Yani işin mantığı bu çünkü. Neyse bunlar önemli. Domain nedir, hosting nedir? Zaten size görevler vereceğim. Açıkçası sizi biraz zorlayacağım. Bunları yapma konusunda bayağı bir öğrenmek zorunda kalacaksınız. Onu söyleyeyim. Ve bunlar FTP var, FTPS var, HTTP nedir, HTTPS nedir filan bunları araştırırsınız.
HTTP request response communication between clients and servers is done by requests and responses. A client, a browser sends a request. Bunu konuştuk. Web server receives the request. Gönderdiğin request'i web server buna bir cevap verir diyelim. Web server runs an application to process the request. Geçiyorum bunu. Geç bunu. HTTP request cycle. Burası önemli olabilir. Bakın, the browser request an HTTP page. Düzelteyim. HTTP. HTML page. Browser requests an HTML page. The server returns an HTML file. Nedir bu? Tarayıcı burada benim ya, client'ım. Ben buradan web server'a bir istekte bulunuyorum. O istekte de şurada bir buton olduğunu varsayayım. Butona tıkladığımda şuradaki sayfa içindeki HTML'i toparlıyor, derliyor, toparlıyor. Server'a request içerisinde gönderiyor. Ondan sonra da server'da onun cevabı olarak bir işlem yapıyor kendi içinde. Diyelim ki sen bir tane butona tıkladın, bilmem kullanıcının adını getir dedin. Tamam, orada Ali Veli yazacak. Gidiyor. Ondan sonra da o veri tabanından diyelim Ali Veli'nin adını alıyor. Senin request'indeki bütün bilgilerle o HTML içerisinde diyelim ilgili alanı yazıyor. Yeniden bir şekilde yeniden o response içerisinde size return ediyor. Yani geriye dönüyor. Şurada Ali Veli yazan versiyonunu alıyorsunuz ve sizde de yeni versiyonu olmuş oluyor tasarımın diyelim HTML'in ve burada Ali Veli görünüyor. Tabii ki bu komple bütün sayfayı gönder o tekrar sana göndersin vesaire derken gereksiz tonla şeyler vardı. Yani gereksiz bütün kodları tekrar gönderiyordun, o geliyordu vesaire. O yüzden işte bu Ajax var ya, Asynchron JavaScript and XML, jQuery, React filan, bunlar aslında ondan dolayı çıktı. Çünkü buradaki benim yaptığım bir işte, mesela şurada buton var, şurada label var diyelim. Buraya ad soyad yazacak. Ben niye koca sayfayı göndereyim tekrar gelsin ki bana? Ama normal düz web programlama mantığında bu böyledir. Ama mesela jQuery ya da Ajax kullanırsanız ya da React, siz burada butona tıkladığınızda sadece şuradaki alan sunucuya gönderilir. Onun cevabı gelir, buraya yazılır. O yüzden de müthiş bir performans olur tabii. Web sitesinin de postback olmaması sağlanır. Postback nedir? Şuradaki butona zımbırtıya tıkladığımda, bakın yeniden yüklediyor ya, ya da bir butona tıkladığımda sayfanın sunucuya, yani client'tan sunucuya gönderilmesine postback denir. Postback. Bu postback işlemi ne kadar az maliyetli olursa sizin uygulamanız o kadar performanslı olur aslında. Mesela şurada da işte ben bu sayfayı yenile dediğimde sayfa komple gidiyor. Tekrar bana geliyor. Bu postback. Ya da bir butona tıkladığımda arka tarafta HTML'deki form tagları içerisinde siz bunu sunucuya gönderirseniz, ki bunu inceleyin demiştim daha önce, form tagları mesela, form tagı içerisinde olmadan bir şeyi sunucuya post edemezsin. Onun içerisinde bir buton varsa tıkladığında da sayfa komple post edilir. Sonra sana geri döner, postback işlemi gerçekleşmiş olur gibi. Browser requests a style sheet. Bu CSS. The server returns a CSS file. Yani sunucuda CSS dosyaları, sizin stil dosyalarınız bulunur. HTML'i daha görsel hale getirmek için, güzelleştirmek için bulunan zımbırtılar. Ve onu client'a gönderir. Göndermelidir çünkü burada o güzel görünecek değil mi? Mesela bir şu niye görünüyor burada ya? Pin yok. Siz beni duyabiliyorsunuz değil mi? Herkes yaşıyor mu? Yaşıyor. Yaşıyor. Tamam.
Duyuyorum, duyuyorum. Arada bir ses verin. A deyin, öbürü B desin. Böyle. Yani 29 ar. En azından. CSS buraya gönderilir. Bakın. Mesela bir web server düzelteyim. Bir arama motoru için şuradaki kodlar önemlidir. Yani şurası senin için önemlidir. Son kullanıcı için. Arama motorunun umurunda değil burası. Şuradaki kodlardan anlar. Senin burada ne barındırdığın, ne yaptığın, ne ettiğin her şeyi buradan anlar. Yani iyi bir programcı da zaten buraya bakınca şurayı hayal edebilir zaten. Yani iyi bir front-end developer diyelim. Yani hayal edebilir. Ama tarayıcı ne yapıyor? Tarayıcı buradaki kodları alıyor. Bize görsel hale getiriyor. O yüzden CSS'i de buraya indirmeli ki. Değil mi? Bakın şurada w3schools23.css. Mesela anında buna tıkla. Bakın şurada CSS var. 2020'de güncellenmiş. Jean Egil. Sen kimsin? Ve bu arkadaş. Bunlar güncellemişler. w3.css 4.15 December. Buradan alıyor işte. Ve sayfaya giydiriyor. Ondan sonra görsel görüyoruz. Ve JPEG. The browser requests an JPEG image. The server returns a JPEG file. Resimleri de mesela şuradaki bütün zımbırtılar benim telefonun internetinden yedi mesela. Bunların hepsi. Tamam, şu CSS dosyası falan hepsi yedi. Lanet olasıcılar. Çünkü request yaptığında server sana bunların hepsini parça parça gönderiyor. Tamam. Önce işte hafifleri gönderiyor falan. Şunlar. Bunlar diyelim. İşte resimler de biraz daha yer kaplıyor. Onlar da geliyor. Tamam. Hepsi senin client'ına, bilgisayarına iniyor. Ya da mobilse cep telefonuna iniyor. Sen oradan görüyorsun aslında. Bu resimler inmiş oluyor. Ayrıca web arama motorları mesela şey yapar. Şimdi o biraz daha web engineering konusuna giriyor ama mesela menüler neden soldadır? Bu Advanced Plus Plus bir bilgi aslında. Çünkü bu içerisinde arka tarafta zımbırtılar var ya, şu CSS, HTML falan. Bunların bir okuma hiyerarşisi var. Bu kendiliğinden okunmuyor. Bunlar mesela HTML tabının içinde. İç içe yazıyorsun falan. Bunun bir okuma algoritması var. Adım adım o senin HTML tagların içine doğru giriyor aslında. Ve render etmeye de sol üst köşeden başlıyor aslında. O yüzden de öncelikle bu taraflar bulunduruluyor. Gibi. Neredeydim? Arif'in golü şuradaydı. Evet. The browser requests JavaScript code. The server returns a JS file. Bakın bu arada biz sırasından da bahsediyoruz. Bakın request circle dediğinde anlayın ki sıra böyle işliyor. Önce HTML diyor, sonra stil dosyası diyor, sonra JPEG diyor, resimler gelsin diyor. Sonra JavaScript kodu gönderiyor istek olarak. Server'da onu dönüyor. Tabii ki bunlar sırayla peşi peşine oluyor, yani tek tek istemiyor. The browser request data. Bakın en son data geldi. Önce genel iskeleti çünkü oluşturuyor. Şu üstteki dörtlü. HTML olmadan diğerlerinin hiçbir işe yaramaz. En sonunda da datayı tamam diyor, gönder artık. Nasıl? XML ya da JSON gibi şeyler. Bu buraya döner. X'i kullanır. Siz ne yaptınız? XML'i de öğrendiniz, JSON'ı da, değil mi? Neden? İşte bu sıralamaların hepsi biliniyor. Frontend tarafında şunların hepsini öğrendiniz. Neden? Çünkü planımızı düzgün yaptık. Şimdi XHR, XML HTTP Request. Bu bayağı bir dinozor programcıların benim gibi kullandığı şeyler diyebilirim. XML HTTP Request Object. Bu aslında Ajax'ın temel mantığında bulunan zımbırtı. All browsers, zaten bütün tarayıcılar bunu destekliyor diyor. Built-in olarak XHR, yani bunlara da bakarsanız ne olduğunu bilin diye söylüyorum. XHR is a JavaScript object that is used to transfer data between a
web browser and a web server. Bunların web browser'la web server arasındaki o veri transferini sağlayan zımbırtıya deniyor. XHR is used, often used to request and receive data for the purpose of modifying a web page. Genellikle işte şeyde sıklıkla şeyi kullanılır diyor. Web sitesini modifiye etmek için kullanılır. Request ve receive işlemlerinde. Yani geri cevap alma işlemleri receive. Despite catch. Web developer stream. XHR object is a web developer stream because you can update a web page without reloading. Bakın bunu söyledim az önce. Hani bir butona tıklayınca sayfa postback oluyor ya. Ya da şuna tıklayınca sayfa yeniden yükleniyor. Sunucuya gidiyor. Yenisi geliyor. Reloading. Reloading işlemi gerçekleşiyor. Yeniden yükleme. Sen XHR kullandığında yeniden yükleme olmadan without reloading diyor. Request data from a server after the page has loaded. Receive data from a server after the page has loaded. Evet. Send data to a server falan filan. Okursunuz bunları. Tarayıcı, internet, server, browser. Aynı. Bakın bu sizsiniz ya da benim burada. Create an XML HTTP request object ve yani bu tarayıcıdaki benim uygulamadan bir istek oluşturuyorum ben. Tamam. XHR object ile. Onu request olarak kullanıyorum. İnternet kullanarak, ne yapacak? Araba kullanacak değiliz. İnternet üzerinden server'a gidiyor. Process HTTP request. Bu HTTP request'imiz işleniyor. Ondan sonra da create a response and send data back to the browser. Yani HTTP request işleniyor. Onun içerisinde bir işlem yapılması gerekiyorsa, veri tabanı, ıvır zıvır, dosya işlemi neyse. Ondan sonra da server yazılımı, burada bizim yazacağımız, backendçilerin yazacağı ya da yazdığı. O bir şeyler yapıyor, sonra bir response nesnesi oluşturuyor. Onun içerisine bütün cevapları yüklüyor data olarak. Ve onu da geriye gönderiyor. Nereye? Aynı tarayıcıya. Tabii ki kamyon kullanarak değil, internet kullanıyor gene. Process the return data using JavaScript. Process the return data using JavaScript. Update page content. Sonra da az önce bahsettiğim gibi işte şurada bir label güncellenecek diyelim. Sadece o kısmı güncelliyor. Update page content. Ama XHR kullanırsanız bu bahsettiğim olur. Ama normal standart web uygulama geliştirirseniz yani hiç XML HTTP request falan kullanmazsanız Ajax, jQuery, React vesaire kullanmazsanız yani bunlar hep JavaScript'in getirdiği yeteneklerdir aslında. Onları kullanmazsanız sayfa komple gider. Sana yenilenmiş bir şekilde komple gelir. Haliyle performanslı olmuyor. Hani artık o teknik eski. Ha, yapabilir misin? Hale yaparsın. Hale sorunsuz çalışır kesinlikle. Ama büyük projelerde tavsiye etmem. Edeni de tavsiye etmiyorum. Edeni tavsiye edeni de etmem. Şimdi şuradan da bakın ECMAScript, JavaScript 5. Bunların içerisinde böyle ufak tefek şeyler geliyor ama bunlar bayağı bir güzelleştiriyor. ECMAScript de bakın was released in 2009. Yani ilkokulda mıydınız bilmiyorum. Yaş olarak bayağı bir önce. 11 yıl önce bakın ECMAScript 5. Sonradan 6 geldi. HTML 5 mesela son birkaç yıldır geliştiriliyor. O da bir standart. Yani JavaScript ile HTML 5 bir standart. Bu standartlar da kolay kolay geliştirilmiyor. Çünkü dünyada milyonlarca şeyi etkiliyor. Bütün tarayıcıların geliştirme ekipleri o kurallara göre hepsini, bütün kurallarını değiştiriyor. Bütün yayılanmış web siteleri, arama motorları vesaire her şey, bütün cihazlar etkileniyor. O yüzden bunlarda bir şey yapılırken böyle dibine kadar hesaplanarak, kitaplanarak geliştirilir, yayınlanır. Bakın ECMAScript 5'te JavaScript'te Array gelmiş mesela çoğunlukla ve JSON gelmiş. Ama 2009 JSON işte o zamanlar daha böyle
ortaya çıkıyordu diyelim. Böyle popüler olarak çıkıyordu. Ondan önce XML falan üzerinden gidiyordu. Bakın mesela müthiş bir yenilik olarak data.now diye bir şey gelmiş. Düzelteyim, date. Mesela array ile alakalı tonla şey. Bunlar mesela çok ciddi işe yaradı gerçekten. Ama ECMAScript desteklemeseydi tarayıcılarda yapamazdınız işte bunları. Syntactical changes. Bunlar değişti diyor. Geç. Bunların hepsi destekliyor. Zaten ES5 standart artık yani. ES6 üzerine odaklanmanız gerekiyor. Zaten bunları yani hemen hemen her JavaScript zımbatısında görürsünüz şunları. Ve burayı da okursunuz. Bakayım 6 ile alakalı. Benim sunumda var mıydı hatırlamıyorum. Şeyde React'te. Bir bakarsınız ama buna özel eğitimler falan da var. YouTube'da yazın. ECMAScript 6 diye. O size yol gösterir. Şunlara bakarsınız. Dig deeper. Derine doğru dalalım step 2'da. Oh, HTML DOM. Evet. Oraya geçmeden şunları ya da geçeyim mi? Geçeyim hadi. DOM. Bu güzel bir şey. Ve bunu React'te göreceksiniz. Arkadaşlar bunu bakın şurayı çok detaylı inceleyin. DOM olayı Document Object Model React'i anlamanızı sağlayacak. Bunu anlamayan React'i anlayamaz. Onu söyleyeyim. Çünkü React aslında Document Object Model'in üzerine bir Virtual DOM geliştiriyor. Sanal bir Document Object Model geliştiriyor. O yüzden hani orijinal HTML DOM'dakini anlamadan React'teki mantığı anlayamazsınız. O yüzden üzerime kaldı şimdi değil mi? Benim anlatmam mı gerekiyor? Ya da Zeki atayım ben bunu. O anlasın. Evet. Evet. Şöyle bakayım. What's the HTML DOM? Bunu not alın. Hatta şöyle yapalım. Bazı arkadaşlar gruba hani benim böyle önemli dediğim şeyleri link olarak falan yapıştırsın. Unutmayın sonradan. HTML DOM is an object model for HTML. It defines HTML elements as objects, properties for all HTML elements, methods for all blah blah events. HTML DOM is an API. Mesela biz web programlama API diyoruz ya, işte Flask ile, Django ile yapacağız falan. Aslında bu çok genel bir tabirdir. Yani web projelerine özel değil. Windows'ta da işletim sisteminde de mesela kernel programlama yaparken siz işletim sisteminin ve driverların bazı arayüzlerine ulaşmak için işletim mesela Windows API'larını kullanmanız gerekebilir. Yıllardır böyledir. Bu da böyledir. Application Program Interface for JavaScript diyor. JavaScript can add, change, remove HTML elements. Ben şuradan anlatayım. HTML DOM, Document Object Model DOM. When a page, when a web page is loaded, the browser creates a DOM of the page. Sayfa, hani bunu görmüşsünüzdür. İnternet yavaş olur da bir sayfaya istek yaptıktan sonra sana cevap dönerken böyle yarım yamalak görünür ya. İşte onun aslında sebebi henüz DOM oluşamamıştır. DOM dediğimiz olay da içerisindeki bu HTML'in bütün hiyerarşisinin doğru şekilde sizin client'a indirilip gösterilmiş olmasıdır. İndirilmiş olması. Neredesin sen? Yani şu genel iskeletin hani demiştik ya what is kısmında hatırlarsınız. Demiştim ya şey vardı. Öncelikle HTML iner. Response olarak HTML gelir diyelim. Sonra diğerleri. İşte o HTML içerisinde de bir ağaç yapısı var. The HTML DOM tree of objects. Öncelikle root dediğimiz o HTML bir document olarak geçer komple. Bir root'tur. Onun içerisinde root eleman olarak da
HTML işte vardı. Document bunun hepsine komple deniyor. Yani şundaki her şeye, tamam mı? Document diyoruz. HTML document. Ve bunun da root elemanı, hatırlarsınız, HTML demiştik. Onun içinde sub elementler var. Head, body. Head neydi? Tepedeki şu zımbırtıydı. Değil mi? Şurası script'e kadar, yani body'ye kadar olan kısım head. Ne yapıyordu? İşte şu ayarlamaları falan yapıyor. Biliyorsunuz onu. Geçiyorum. Body de aslında bütün tasarımın bulunduğu yer. İkiye ayırıyor yani HTML'i. Sonra title, işte text'i, text'i de onun property'si. Nereden biliyorsun? Bakın burada properties for all HTML elements diyor. Mesela methods diyor, events diyor gibi şeyler. Text'i de onun property'si. Neyin? Title'ın. Attribute, href, link falan yapıştırıyorsun işte. Burada örnekler veriyor tabii, sadece bunlar değil. Şu hiyerarşinin çok daha derinlere indiğini düşün. Yani body'nin içinde bilmem ne tagları, o tagların içerisinde başka tasarımlar, onun içerisinde başka şeyler falan. Bu kocaman bir yönetilmesi gereken bir şey oluyor. Bunun bir hesaplama algoritması var. Yani bir DOM nasıl hesaplanır? Neden hesaplaması gerekiyor? Tarayıcı bu DOM dokümanını, oluşturulmuş DOM tree'sini, HTML DOM tree'yi ne kadar hızlı okuyabilirse sana o kadar hızlı gösterecek. Bir kullanıcı olarak. Sen de diyeceksin ki Firefox ya da işte Chrome ne kadar hızlıymış. Firefox'tan hızlı diyeceksin gibi. İşte bunlar özel algoritmalarla yapılıyor. Bunun algoritması matematiksel olarak belli. Benim React sunumumda sanırım küçük bir şekilde anlatıyordum onu. Bakabilirsiniz. Küçük bir matematiksel algoritması var. Şu DOM, HTML DOM'un hesaplanmasıyla alakalı. Neden? Çünkü bakın HTML içinde diyelim 5 tane farklı şey var. İç element var. İçeriye doğru girmişsin. Bunu sen bir JavaScript'te diyelim diyorsun ki body'nin içindeki bilmem ne kaçıncı hiyerarşideki bir elemente erişmek istiyorsun. Bu kafana göre olmuyor. Bu DOM üzerinde gerçekleşiyor ve o matematiksel işlemle ancak gidip köke gidiyor. Mesela senin o 5. seviye içerideki dediğin diyelim element, ona erişebilmek için öncelikle tarayıcıda HTML'e gidiyor root eleman olduğu için. Onun için de body'e geliyor, onun için de bilmem neye geliyor, ondan buna geliyor, buna geliyor derken en sonunda oraya erişiyor. Sonra orada diyorsun ki value'sunu değiştir işte filan diyorsun. İşte o işlem böyle matematiksel işlemlerle yapılıyor. Bu işlemi ne kadar hızlı yaparsa sen o kadar konforlu olacaksın. O yüzden burada bir algoritma var. Geçiyorum. Fazla girdik. Finding HTML elements. Geç. Bunları okursunuz. İşte mesela şu işlemler yapılırken bakın document içinde JavaScript'te document.getElementById ID'sine göre bana elementi getir dediğinde, tamam mı? Gidiyor bahsettiğim hiyerarşik bir şekilde root'a HTML'e geliyor, oradan buna geliyor, bundan buna geliyor vesaire derken onu buluyor. İşte React ne yapıyor? React buradaki o algoritmayı kısaltıyor. Her seferinde böyle HTML'e git, oradan buraya, buraya git filan derken bunun yerine şu HTML DOM üzerine bir virtual DOM oluşturuyor kendi algoritma mantığına göre ve buradaki hesaplamayı çok daha kısa süre indirdiği için çok daha hızlı çalışıyor. Zaten Angular'la React'in arasındaki fark da bu. Angular size bir UI framework'ü sağlar. Business application için de güzeldir. Hızlı geliştirme yaparsınız. İşinizi görür. Ama son kullanıcı odaklı, yani sizin mesela şöyle bir site yapacaksın diyelim. Bunu çok fazla trafik alacak bilmem ne derken bunu Angular'la yapmak yerine, ki yapabilirsin ama ben olsam Angular yerine React'le yaparım. Ha, bunun panel uygulaması olur. Kullanıcı, yani bütün içeriklerin yönetildiği falan. Orada Angular'la çok daha hızlı yaparsın. Hızlı gelişir ve müthiş performansı ihtiyacın yoktur. Toplasan 30 kişi, 10 kişi falan orayı kullanacak zaten. Trafik sorunu yok. Çünkü her gelen request
sana şu DOM işlemlerini böyle tekrar tekrar yüz binlerce kez yaptıracak gibi. Geçiyorum. Geç, sen de git. Sen de geç. Evet, geç. Nereden geldik buraya? Arif'in golü. Burada. Evet, şunlar. Bunları gördük ama şöyle bir üstünden geçelim bakalım ne diyor. XML extensible markup language. XML plays an important role in many different IT systems. Bunu konuştuk. XML is often used for distributing data over the internet. İnternet üzerindeki verinin, genellikle internet üzerindeki verinin dağıtık bir yapıda kullanılması için kullanılıyormuş XML. Çok mantıklı bir açıklama. Bunun sebeplerini konuştuk. It's important for all web developers to have a good understanding of XML. Definitely, that's true. Yapıyı konuştuk. Bakın şurada display the XML file falan, bunlardan bakabilirsiniz. Bakın XML mantığını anlamaya çalışanlar vardı. Mesela bunları inceleyebilirsiniz. Şunları. Bakın XML tutorial'lar burada diyor. JavaScript Object Notation, bunları inceledik. Başka bir şey, özel bir şey yok burada. Hatırlamak isteyen bakabilir. Bu önemli, bunu konuşmadık. Ben client'e girmediğim için sizinle. What's Ajax? Ajax is a developer's dream. Sizin rüyanızmış. Because you can. Web server'dan veri okumak için. After a web page has loaded. Bir web sayfası load olduktan sonra. Yani sayfa komple tarayıcıya yüklendikten sonra bunu yapabiliyorsun diyor. Update a web page without reloading the page. Bunu konuştuk. Mesela şuradaki buton. Normal web programlama mantığında buna tıkladın mı komple bütün sayfa server'a gider, tekrar gelir. Ama Ajax'da yaparsan buna tıkladın mı o gene öyle olur. Çünkü burası şey next. Yani bunun diyelim ki şurada bir label'ı değiştiren, buna Ali Veli yazanı şey olduğunu varsayarsak sadece orası değişir. Ama bu tabi sonraki sayfaya gideceği için komple sayfa değişik. Send data to a web server in the background. Arka planda, yani sayfa şey olmadan, postback olmadan web server'a veri göndermek için kullanılır. Bakın, let Ajax change this text. Az önce bahsettiğim gibi burası değişecek. Ama dikkat edin, şuralara falan dikkat edin. Sayfa postback olduğunda buralar titrer, değişir zaten normalde. Ama Ajax'ta olmaz. Bakın. Ajax'ta sadece şurası gitti. İçindeki veriyle birlikte geldi. Diyor ki Ajax is not a programming language. Programlama dili değil diyor. Coşma. Ajax is a technique for accessing web server from a web page. Bu web sayfasından, herhangi bir web sayfasından web server'a erişim sağlayan bir teknik. Ajax stands for asynchronous JavaScript and XML. Baş harflerinden oluşur. Geç. Ajax example explains. Bakın şurada on click işlemi var. Mesela teknik olarak HTML bunu yapamaz. On click işlemini. Siz yapabiliyor olacaksınız ama bunu getiren şey HTML standartları. Arka tarafta bunu JavaScript ile yapıyor. Bu tür fonksiyonlar ekliyor zaten. Daha önce neredeydi? Burada mıydı? Yok, kapattık herhalde. Hani dedik ya mesela ECMAScript, JavaScript bilmem neleri getiriyor. Şu fonksiyonları getiriyor falan. İşte bunları yaptığı için şu on click diye bir event. Bunlara event deniyor. Olaylar. Bunları siz şey yapıyorsunuz. Kullanarak HTML içinde, ki HTML ile birlikte geliyor tabii ki. Bunları kullandığınızda gidiyor load doc diye bir JavaScript function var. Onu çağırıyor mesela. O da içeriye tam şuradaki veriyi yazdırıyor diyelim. Ama bu sayfa postback olmadan yapıyor. Function load doc. Bakın o da burada. Bu JavaScript mesela. Bakın XML HTTP request'i kullanıyor JavaScript'te. Function load doc var XHTTP. XHTTP de denir buna kısaca. And new. Nesne örneğini oluştur.
İlk seçtiği tipi dot on ready state change. On ready state change. On ready dedi. Hazır olduğunda. Sayfa hazır olduğunda demektir aslında. Ondan sonra şu function'ı çağır. Ne yapıyor burada? This nokta ready state equal equal for and blah blah status 200 ise, yani işlem başarılı ise ne yapacak? Yani web server'dan gelen istek başarılıysa document get element by id, demo diye bir id'si varmış elementlerin içinde. Onun inner html, yani bu id'ye sahip label'ın ya da herhangi bir buton, div neyse, onun inner html'i, bunun içindeki html'e response text'i ata. Response text nereden geliyor? Sunucudan gelen response'un metni. Ondan sonra da bla bla diyelim. What is Ajax? Konuştuk. Nasıl çalışıyor diyor. Bunu yaptık daha önce, konuştuk. Evet. Choose frameworks. Step 3. Buraya geçmeden bir mola verelim. 10 dakikaya görüşürüz arkadaşlar.